Şimdi roll number, aslında bunu anlamak için management stüdyoya bakmak gerekiyor. Management stüdyoda result ekranına bakın. Sol tarafta bizim satırlarımızın sayısı var. Birden başladığını söylüyor. Bu değerler aslında bizim içerideki sütunlardaki değerlerle hiçbir alakası olmayan değerler. Sadece kaç satır olduğunu sayar. Ve dikkat ederseniz burası bizim sütunumuz değil. Birden şöyle bakalım. 508'e kadar gidiyor kayıtlar satır sırasında ve biz de içeride bir roll number kullandık. Roll number Buildin fonksiyonu. Bu fonksiyon da bize aslında sol tarafta Management Studio'nun yaptığı şeyin aynısını yaptı. Bize kaç satır olduğunu söyledi. Bu şekilde hangi kaydın hangi satırda geleceğini öğrenebilirsiniz. İhtiyaç olabilir yani böyle bir durumda. Mesela yüz tane kayıt var diyelim. Bunların her birinin ID değerleri birbirinden farklı. Yani güzel bir yapısı yok diyelim. Siz örneğin satır nosu 7 olan kaydın product ID'sini almak gibi bir işlem yapabilirsiniz. Bu şekilde doğrudan sabit bir değer üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Ya da bu şekilde gördüğünüz gibi listeleme işleminde Management Studio bile result ekranında bir listeleme yapıyor ve buraya da aslında row number üzerinden hesaplamayla bir değer yazma işlemi yapıyor. Hocam peki order by product ID ne içeriyor orada? Order by sıralama işlemlerinde kullanılır. Burada da ben product ID üzerinden bir sıralama yap ve roll number olarak bunu kullan diyorum. Ama product ID bir sıralama 3'den 6'ya çıkıyor da birden 5 sekme bir adetle kalmıyor. Order by sıralama yapar. Yani bak 4'ten sonra 5 yok kayıtlarda. Evet. 5 olsaydı 5 gelirdi. Ama 4'ten sonra en büyük 316. Order by düz ya da tersten sıralama işlemleri yapabiliyor. Bunları da anlattım detaylı bir şekilde. Küçükten büyük, büyükten küçük. Askendik, deskendik. Aynen. Hatta sütun adı yazmak ama yerine... Ask yazmazsan küçükten büyük sıra var zaten. Burada sıralıda bir. Default olduğu için. Default'u askendik. Orada sütun adı yerine sayı da yazabiliyorsun, sütunun sayısı gibi. Benim mi? Ben farklı bir tema denemiştim. Uzun zamandır bu duruyor. Siyah değil değil mi şu an? Siyah. Yok, onu değiştiriyorum ama gene bir şey yapmıyorum. Ben de şu an beyaz bir. Hatta F5 yaptım. F5 yapın. Önce siyah gösteriyor, sonra yükleniyor. Daha zor olmuş. Bu daha karışık. Biraz daha ilgi çekmiş yani böyle. Diğeri çok... Bence diğeri ilgi. Çok hani böyle girdiği zaman bir insanın çok kalmak istemiyordu.
En azından ben. Benim çok ilgimi çeker ama bu siyah iyi. Bunun şeyi de var. Şimdi sorgumuz şu, bir join işlemi var, inner join ve left join ile karmaşık bir yapı gibi görünüyor. Değerler de şu şekilde, ürünün adı var, rengi bir de quantity bilgisi. Mantık olarak nasıl bir gruplama, parçalama yapabiliriz burada? Renklerden. Renklerden. Ya da null ya da değil. Is not null. Evet, isimlere göre olabilir. Mesela ben siyah ürünlere göre bir sıralama işlemi yapmak isteyebilirim. Gruplama artık ne dersiniz? Şurada. Aşka geldi. Gerçek olaylar ya. Bayağı bir yerdir. Yani bayağı işe yarayacak bir şey. Evet. Ya pivot ileri seviyede işlem aslında. Olur mu? Zaten kaynak kodlar benim biliyorumda var. Yani. Kitabın kaynak kodları diye. Ben de kitabımdan kopyası yaptım şu an. Ha, benim telefondaki sesim, Vinçek sesim farklı. Yani video inanılmaz farklı. Çok net farklı yani. Ama video herkes de farklıdır ya. Farklı. Telefonda da fark ediyor. Ya zaten herkesin. Yani acayip farklı ya. Ben tanıyamadım ya. Yani. Ya da şey düşündüm hani 10 sene önceki ses. Şey var orada kitap bölümünde. Kitap bölümünde kaynak kodları indirdim. Kaynak kodları var.
pivot işlemi. Bir de tersini yapacağız şimdi. Tersi içinde. Bakın pivot satırları dikkat ederseniz bizim satırlarımız vardı. Normal sorgu neydi? Şurayı çalıştırıyorum. Satırlar. Ama bunu sütunlara dönüştürdüm. Değil mi? An pivot'ta bunun tam tersi. Sütunları satırlara dönüştürmek için kullanılıyor. Bunun için tablo oluşturmam gerekiyor. Gene e-ticaret içerisinde yapacağım bunu. Pivot tablom burada. 5 tane sütun, bir de vendor ID var. Şimdi veri ekleme işlemi yapacağım buna. Normal görünüm bu şekilde. Normal görünümü. Şimdi ampivot işlemi yapacağım. Bu da ampivot ile düzenlenmiş hali. Şu gerçek hali, birden fazla sütun var. Ben bunları satır haline getireceğim. Neye göre? Veri burada. Bir şey yapar mısınız? Azın satır sütun haline getirir misiniz? Tranky table ne demek? Ne işe yarar? Son. Evet. Tüm veriyi siliyor. Tamam. Sorunuz var mı? Yarın sınav. Sınavda pivot var, pivot çıkacak. Var, var, var. Sürekli pivot var, pivot. Hatta cursor'da sorayım diyorum yani. Eksiği yapmışsın. Zaten yapamayacaksın, bari tam daha şey dersin, çok kazık soru olacak. Fazla bayağı bir. Hani gerek. Burada büyük verilerle ilgili bayağı bir detay var. O indireceğiniz kaynak kodlarda çok daha fazla detay var. Onları bir detaylı çalışırsınız. Özellikle XML ile ilgili SQL Server işlemlerini araştırmanızı öneriyorum. XML henüz